böyle bir şey var ama bak başka. Şimdi hesabında. Yolunda Böyle bir güzel organizasyonu bize hazırlayıp sunan Erkan Başkanımıza, huzurlarınıza ben teşekkür etmek istiyorum. 1915 yılından bu yana bu coğrafyada yaşamanın ne kadar zor olduğunu, bu coğrafya üzerinde bütün dış mihraklarının, emellerinin olduğunu biliyoruz. Bu ülke üç tarafı denizlerle çevrili, lakin dört bir tarafı da düşmanlarla. Bu içte ve dıştaki düşmanlara karşı kahramanca çarpışan, bu uğurda uzuvlarını bırakan, bu uğurda en kıymetlilerini, evlatlarını, eşlerini veren şehit annelerim. Bunların hiçbir zaman için hakkı ödenmez. 31.3.2024'te Osman Gazi ilçesinde güneş doğdu, aydınlık günler başladı. Aydınlık günlerin başlangıcı olan Türkiye Muharip Gaziler, Harp Muharip Gaziler, polis şehitleri bir araya getiren Osman Gazi'de bir başkan var, başkan. Soyadı Aydın, kendisi Erkan. Böyle bir başkanı bize halk seçtiği için halkıma 850 bin nüfusu olan Osman Gazi'ye şükranlarımı sunuyorum. Erkan Başkan'ın yolu gittiği doğru yoldur. Halkla bütünleşen, Gazi'yi seven, fukarayı kaldıran, sokağa gezen, dulları yetimleri unutmayan ama Allah vicdanı korkan yürük oğlu yürüktür. Kendisine Türkiye Muharip Gazi Haber 3 Dernek adına şükranlarımı sunuyorum. Yürü Erkan Başkan. Öncelikle Türkiye Gaziler Günümüz kutlu olsun. İnşallah Allah bize yeni gazilerin, şehitlerin olmayacağı günler nasip eder. Gerçekten Haçlı seferlerinden beri, daha sonra Selçuklu'da, Osmanlı'da, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda, bugün hain PKK terör örgütüyle ve onun uzantılarıyla bu cennet vatanımıza hala dahili ve harici bedbahtlarla saldırılar devam etmekte. İşte o saldırıların önlenmesinde, büyümemesinde en büyük katkıları olan aziz şehitlerimiz, edebiyata intikal etmiş gazilerimiz ve hayatta olan gazilerimiz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizler olmasaydınız bizler bugün burada bu kahvaltıları, bu toplantıları yapamazdık. Şehitlerimiz, gazilerimiz olmasaydı bu bayrak bugün burada dalgalanamazdı. Ezanlarımız okunamaz. Bizler de özgür bir şekilde
bağımsız bir şekilde yaşamımıza devam edemezdik. Bir millet eğer şehidini, gazisini bu vatan için gözünü kırpmadan canını, en yakınını, evladını verenleri unutursa işte o zaman o millet tarihten silinir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı verildi. Çanakkale'de anafartalarda göğsündeki o saatle hayatta kalan ve daha sonra o saati de başka bir komutana hediye etmiştir. Sakarya'da yine kaburgaları kırılıp yaralanmasına rağmen devam eden, Suriye'de, Şam'da bir gözünün görmemesine sebep olan, hayatı savaşlarda geçmiş Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve hayatta olanları da. Ben de başta bu vatanda özgürce yaşayabildiğimiz için, birçok olanaklara sahip olabildiğimiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borcumu belirtiyorum. Bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Gazilerimizi yine saygıyla selamlıyorum. Geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Erkan Başkan'ın bahsettiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hayatı cephede, savaşta geçti. Ama o kadar büyük bir dahiydi ki, bütün hayatı savaşta geçerken bir yandan da ülkemizin dünyada güçlü olması için ve bütün ülkeleri aşacak bir seviyeye gelmesi için o savaş meydanlarında dahi bu ülkeyi nasıl kalkındıracağını, eğitimi nasıl genişletip yaygınlaştırıp herkesi bilinçli, bilgili, eğitimli insanlar hale getireceğini düşünmüş, kafa yormuş. Bunu belirtmek istiyorum. Gaziler gününüz kutlu olsun. Var olun, sağ olun.